Evet arkadaşlar, merhabalar. Yeni bir Burak Avrupa'da vloguyla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Bugün bana daha çok araba videosu çekmemi söylemiştiniz. Sizlerin isteğini kırmadım. Çok sevdiğim bir arkadaşımın buraya yerine geldim, mekanına geldim. Kendisi ikinci el araba satıyor. Burada çok çeşitli markaları, fiyatlarıyla, değişik yıllardan, değişik kullanımlarda, değişik kilometrelerde arabaları burada bulabilirsiniz. Serdar arkadaşım burayı uzun yıllardır işletiyor. Biz de uzun yıllardır tanışıyoruz, konuşuyoruz, görüşüyoruz zaten kendisiyle. Piyasadaki güzel arabaları uygun fiyata buradan bulabilirsiniz. Avrupa'ya, dışarıya kadar araba ihraç ediyor, gönderiyor. Yurt dışından, Belçika'dan, Hollanda'dan, İtalya'dan gelip araba alanlar oluyor kendisinden. Çünkü piyasanın genelde en uygun arabasını vermeye çalışıyor. Şimdi isterseniz yağmur başlıyor. Hava biraz bugün kötü. O yüzden yağmur iyice bastırmadan ben size hızlıca bir çekim yapacağım. Burada birazcık burayı tanıtayım. Sizlere de birazcık farklı bir ikinci el araba piyasasını göstereyim istiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Birazdan görüşüyoruz arkadaşlar. Şimdi kameraya çevireyim ve olaya bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi burası, girişi burada böyle. Buradan giriyorsunuz içeriye. Burası Königsdorf, Aachenstraße olarak geçiyor. Adres burada zaten yazıyor. Telefon numaraları yazıyor. Buradan kendisine ulaşabilirsiniz. 641 numaralı adres. Tam köşe başı, 4 yol ağzında çok güzel bir mekanı var aslında. Burası açık hava, bir ufak bir araba galerisi. Ama dediğim gibi hani küçük olsun, temiz olsun işiyle çalışıyorlar burada kendileri. Burada göreceksiniz Mercedes'ler var sıra sıra. Bu Mercedes'in C serisi, bu A klase. Bu A klase 160 dizel modeli. İsterseniz gelin fiyatlarına da bir bakalım şöyle. Size bir göstereyim fiyatlarını. Neymiş, ne değilmiş, neyin nesiymiş diye. Efendim, Mercedes Benz A klase 160 dizel, navigasyon, deri koltuklar, kamera, koltuk ısıtmalı, Bluetooth'u var. İşte CD çalarıydı, arka görüş kamerasıydı, elektrikli camları, otomatik park falan filan. Bir sürü içerisinde yağmur sensörleri, start stop otomatik dediğimiz olay, işte gündüz görüşleri, xenon farlar, her şey var içerisinde. Bayağı bol donanımlı bir araba. Bu arabanın fiyatı neymiş efendim? 18.650. Kendisi 38.000 kilometrede, 2016 model, 90 beygir gücüne sahip bir motora beraber hareket ediyor. Gayet güzel, temiz bir araba. İçerisi de gayet temiz. Arkadaşlar burada dediğim gibi gayet temiz, içerisi güzel arabalar yapmaya çalışıyorlar. İçeriği gösteremiyoruz. Gene geçen araba çekiminde olduğu gibi şansımıza hava kötü. Malum Almanya, araba yani çekimi yapmak biraz Almanya'da zor oluyor. Artık yazı bekleyeceğiz daha temiz çekimler için. Mercedes-Benz C200 Avantgarde Business Plus Leda. Yani Leda dediği deri. Bu da gördüğünüz gibi full paket arkadaşlar. 184 beygir gücünde, 2015 model, 25.000 kilometrede benzinli bir araç. 26.350 euro bunun da satış fiyatı. Ben şimdi bu arabanın önünden de göstereceğim. Ondan sonra burada da bir baba var, E350. Bu da baba, artık bu da baba bir araç. Ondan sonra hangi araçtaydı? Evet, bu araçtaydı. Şurada da hatta çok hoş bir detay, Carl Benz diye bir de Mercedes'in imzası var burada. Bu her araçta olan bir şey değil arkadaşlar. Yani her Mercedes araçta yoktur bu. Bu da öyle oraya imzasını atmışlar, Carl Benz diye. Şimdi burada bu aracı göstereyim. Bu arabanın fiyatı 27.950. Mercedes-Benz E350. Bu da 67.000 kilometrede, 2013 model dizel bir araç. 252 beygir gücüne sahip. Şuradan yaklaştırayım ben size. Buradan daha net bir görüş alabilirsiniz. Bu da oldukça dolu bir arkadaş. İçerisinde yağmur sensöründen tutun işte sis farları, geri görüş kameraları vesaire vesaire, bir sürü şey var içerisinde. İnternet sayfalarından girip daha detaylı bilgileri elde edebilirsiniz. Şurada bir tane Zafira var, kenarda duruyor. Bu Zafira'ya da bakalım buradan. Ben bunu işte siz bilgilenmeniz için yapıyorum, ikinci el araba piyasasını göstermek için.
Burada da Zafira'nın fiyatına bakalım. 10.650. Bu da 2012 model dizel bir araç. 99.500 kilometrede 131 beygir gücüyle hareket ediyor. İçerisinde bunun da oldukça klasmanına göre dolu olan bir araç. Evet. Şimdi şuradan yukarıya doğru devam edelim. Benim kuzuyu görüyorsunuz orada zaten. Beyaz yılan. Evet. Şurada bir Mercedes'imiz tekrar var. Burada daha ufak araçlarımız da var. Serdar kardeşim her bütçeye hitap etsin diye oldukça çeşidi geniş tutmaya çalışıyor. Yani ucuz araçtan da tutun pahalı araçlara kadar elinde barındırıyor her bütçeye uygun olsun diye. Bu Ford Fiesta 2000 ST'ler, yani spor versiyonu, 150 beygirlik bir motorla besleme yapılıyor. 2016 model, 160 bin kilometre yol yapmış. Klima otomatiği, navigasyonu, her türlü şeyi var. İçerisinde 6.450 bunun da fiyatı. Spor araba seven, küçük araba ve spor araba sevenler için aslında ideal diyebileceğimiz bir araba. Burada benim eski arabamın bir benzeri var, Corsa. Ama bu tabii ki dizel olduğu için turbo demiş. Ya da bu benzinli olup 1.4 turbo da olabilir. Benim arabamda turbo maalesef yoktu. Normal klasik 1.2 benzinliydi. Evet, bu benzinli olan turbo modeli. Ben bunun Astra'sını kullanmıştım. Gerçekten güzel bir performans sergiliyordu. O 140 beygirdi Astra olanı. Bu 120 beygirmiş. Ama bu da güzel bir performans sergileyeceğine inanıyorum. Çünkü kasa küçük ve çok ağır olmadığı için 120 beygirle gayet iyi bir performans yapacaktır. Bu arabada ben gerçekten memnundum. Güzel bir arabaydı. Şimdiki arabamdan tabii ki daha da memnunum. Ama bu da 9.650 euroluk fiyatıyla 2014 model 85.200 kilometre gitmiş. Benim arabamı sattığımda yaklaşık 200.000 kilometreye yaklaşıyordu. Hiç daha sorun yaşamamıştım. O yüzden bu arabalar gerçekten güvenilir, sağlam arabalar. Yani bunlarda sıkıntı yaşamıyorsunuz. Efendim yanımda bir tane mavi bu neymiş? Meriva. Evet, bu Meriva'dan var. Şöyle ben kameranın yönünü ayarlayayım size. Meriva'yı göstereyim. Bunun fiyatına bakalım, hemen bu Meriva'nın fiyatına. Bakalım Meriva kaç paraymış. Şuradan bakalım. Evet, Meriva'nın fiyatı 9.650 euroymuş arkadaşlar. 2013 model. Bu kaç bin kilometre yapmış? Camımızı şöyle temizleyelim. 88.500 kilometre yapmış. Ondan sonra dizel bir araç, 110 beygirlik bir motor gücüyle destekleniyor. Bunda da oldukça, burada zaten detaylı olarak anlatıyor, oldukça içerisinde epey şeyleri var, kliması vesairesi, her türlü şeyi var içerisinde de. Dediğim gibi bütçenize göre, kesenize göre hareket edebiliyorsunuz. Burada bir tane bir satılmış galiba bu araç. Yok, satılık. Bu da satılıkmış. Bu da Audi A2, 75 beygir dizel bir araç. 2002 bunun yılı, 251 bin kilometrede 2.650 euro bunun da fiyatı. Yani araba almak istiyorum, çok fazla param yok, ayağımı yerden kessin diyebileceğiniz her türlü aracı ya da daha konforlu, daha güzel bir araç istiyorsanız burada bulabilirsiniz. Şimdi SG otomobil olarak Google'da aratırsanız burada zaten kendisini göreceksiniz. Bu arada bu Volkswagen sevenlere bu araç satıldı maalesef. Bunun fiyatını söyleyemeyeceğim. Bu aracı sahibi geldi, imzasını attı. Şimdi bu arabayı işte hazırlayacaklar, temizleyecekler. Sahibi alacak kişiye hayırlı uğurlu olsun şimdiden diyelim. Burada gördüğünüz Audi'ye ve Mercedes'e bakalım kısaca. Yağmur başladı. Çok da fazla ıslanmak istemiyorum açıkçası. Evet, Mercedes-Benz SLK Coupe 200 Avantgarde, Navi ve Xenon özellikleri var. Görüyorsunuz arkadaşlar fiyatını, 7.650. 2004 model bir araç, 144.500 km yol yapmış, 163 beygirlik bir benzinli motorla kendisi destekleniyor. Ben Audi'ci olduğum için burada bir tane güzel bir Audi var, Audi'yi göstereceğim. Ama köşede bir tane de BMW duruyor. BMW'ci arkadaşlara da o BMW'yi çekeceğim özellikle. Bunun fiyatı da arkadaşlar 18.850 euro. Burada 2013 model,
Audi A6 2000 dizel bir motor. Spor koltukları, navisi, xenon aydınlatmaları, geri görüş kameralarıyla var. 177 beygirlik bir motorla geliyor. 123 bin kilometrede bu arkadaşta. Dediğim gibi burada bir tane Volkswagen'imiz var. Bunun fiyatı yazmamışlar. Ama şurada bir tane BMW var. Bu da BMW seven arkadaşlarımıza gelsin. Bu şekilde. Burada arabalar dediğim gibi çok çabuk geliyor, çok çabuk satılıyor ve yenileri sürekli olarak tekrardan geliyor. Bu BMW 318 dizel 2012 model, 128 bin kilometrede, 143 beygir, yeşil plaketi var. Bu plaket Almanya'da sizin egzoz çıkış gazınız, emisyon gazınızı belirliyor. Fiyatı da 12.650 euro. Bu 2000 motormuş bu araba. Bu da oldukça dolu bir araç, boş bir araç değil. İçerisinde deri koltukları, işte CD'si, elektrikli camları vesaire, tempomatı, bir sürü içerisinde şeyleri var. Şimdi bunları tek tek okumayalım. Koltuk ısıtmaları falan da varmış. Detaylı olmak isteyen insan arkadaşlar, ilgilenen arkadaşlar bunları dediğim gibi Google'dan bulabilirler. SG otomobil olarak yazdıklarında çıkacaktır. Bu şekilde tam merkez burası. Böyle gördüğünüz gibi lambanın olduğu yerde, şöyle tam dört yol ağzında kendisinin yeri. Bu şekilde arabalar böyle dizili. Araba alacaksanız acele edeceksiniz. Çünkü burada arabalar çok uzun durmuyor. Geliyor, birkaç gün içerisinde sahibini bulup gidiyor. Burada arkadaşlar kendileri, büroları burası. Burada arkadaşları bulabilirsiniz. Telefon numaralarını dışarıda çekmiştim. Oradan da kendilerine ulaşabilirsiniz. Benim selamımı söylemeyi unutmayın. Sizlere yardımcı olsunlar. Evet arkadaşlar, görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Videolarımızı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmadıysanız abone olmayı, köşedeki çanada tıklarsanız yeni çekilen videolardan da haberdar olmayı ihmal etmemiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Yeni bir Burak Avrupa'da vloguyla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.